Hoş geldiniz Güzide Hanım. Hoş beklettim sizi, kusura bakmayın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi geldik biz de. Evet, Tarık Yenersoy. Güzide Hanım da eşim olur. Yok, ya eski eşim. Evet. Konuşabilecek miyiz biz? Dündar Bey'le görüşebilme imkanımız var mı acaba? Tabii. Yalnız şu anda basına demeç veriyor. Sonrasında da birkaç köy ziyareti yapacak. Onun öncesinde ben sizi görüştürürüm. Güzel. Hı hı. Peki şu DNA'yı nasıl yapacağız? Nasıl alacağız? Onu ben alırım. Siz bir görüşün önce. Sağ olun. Teşekkürler. Bekliyoruz. Sağ olun. İlçemizle birlikte memleketimiz de Türkiye'de kazanacak. Bravo! 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 Merhabalar. Merhabalar. Güzide Özgüder. Dündar Terzioğlu. Tarık Enerso. Dündar Bey, Güzide Hanım kendisi kasabamızda eskiden görev yapmış bir hakim. Öyle mi? Ne güzel. Sağ olun. Bizim özel bir şeyimiz, durumumuz vardı. Onu konuşacaktık. Uygun bir yerde konuşabilir miyiz? Tabii buyurun. Ama malum çok fazla vaktim yok. Evet. Bak sizin bizim çocuğumuzla karışma durumunuz var. Efendim? Uygun bir yerde konuşabilir miyiz acaba? Güzide, başladım, bitireyim şunu artık. Fazla uzatmayacağım Dündar Bey. 7 Temmuz 1998 yılında Eşmeli Hastanesi'nde doğmuşsunuz. Bizim çocuğumuz da orada doğdu. Oylum, yani kızımız zannediyorduk. Değilmiş. Bebekler karışmış. Yani o sizin de olup olmayacağınız belli değil. Arkadaşlar aslında. Görüyor musunuz? Rakiplerimiz kumpası hangi boyuta getirmişler? Eşmeli'ye yatırım yapmayalım diye... Güya ben gördüğünüz bu neydi belirsiz çiftin çocuğu olabilirmişim. Olur mu? Hayır. Hayır be. Hayır, bir dakika. Konunun ne ilgisi var? Edindiğiniz bilgiler doğrultusunda... Ya biz çok özel bir şey söyledik size. Ne ilgisi var? Niye herkes... Rakiplerim, Eşmelilerin bu çirkin tezgaha inanacağını mı zannediyor? Hayır. Siz değerli Eşmeliler, benim annemin de babamın da ne kadar muteber, ne kadar kıymetli insanlar olduğunu bilmiyor musunuz? Tamam. Bu tarz çirkin oyunlara ne gerek var? Biz buna bir şey söylemiyoruz çocuğum. Özel bir durumu niye herkese anlatıyorsun? Sadece DNA örneğini almak... Evet yani... Ulan onun suratına meymenet yok da. Sen yaşından başından utanmadın. Rezil kadın. Ne yapıyorsun? Çekilin! Gel! Yollar çıkmıyor! Yollar çıkmıyor! Tamam. Yeter mi? Bitti mi? Ne bitti mi? Tribin, öfken, bilmiyorum çocukluğun. Yani artık konuşabilir miyiz? Tribin mi? Trip mi? Ne diyorsun ya sen oğlum? Sen ne yaptığının farkında mısın? Biz nasıl anlaşacağız Kahraman? Sen telefonlarını açmazsan, benimle konuşmazsan, ben sana anlatmazsam... ben nasıl anlatacağım sana kendimi? Dinlemek istemiyorum demek ki seni. Ben karımın eski sevgilisiyle buluşmuş olduğunu dinlemek istemiyorum. Bilmek istemiyorum çünkü. Buluşmadım. Ben Tolga'yla buluşmadım. Oylum dürüst ol ya bana. Lütfen şu hayatta bana dürüst ol. Arkadaşın kaza kurşunuyla vurulmasaydı... sen bana Tolga'yla buluştuğunu söyleyecek miydin? Kahraman buluşmadım diyorum sana. Haberim yoktu orada olacağından Tolga'nın. Hem Tolga'nın da haberi yoktu ya. Biz orada denk geldik. Aslı yapmış. Beni dinlemen lazım ya. Çok merak ediyorum ya. Mesela diyorum ki... yani bizim evliliğimiz sırasında... sen kaç kere buluştun acaba Tolga'yla? Ha? Ya da hep arkadaşın evinde mi buluşuyorsun? Ya da mesela şeyi merak ediyorum. Yani siz ikiniz evdeyken arkadaşın bahçede ne yapıyor? Çok merak ediyorum ya. Oğlum, ben seni aramasam sen bana karakolda olduğunu bile söylemeyeceksin, tamam mı? Ben burada seninle konuşuyorum. Diyorum ki benim karım karakolda. Acaba başına bir şey mi gelmiş diyorum. Bir şey mi oldu diyorum. Deliye dönüyorum. Panik haldeyim. Sana diyorum ki gelin yanına. Karımın yanına gelmek istiyorum ya. Sen bana diyorsun ki ısrarla gelme. Niye? Niye? Çünkü Tolga yanında. Yalan mı? Yalan mı ya? Sen güvenmiyor musun bana? Bilmiyorum valla. Güvenmiyorum demek ki. Bu? Anlatacak bir şeyim yok benim sana o zaman. Merhaba. Merhaba. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ben hamilelik için kan testi vermiştim size ama bu saatlerde çıkar sonuç demiştiniz. Bir bakabilir misiniz acaba? Hı hı. Tabii. İsminiz? Serra. Serra Tamanoğlu. Bir de kimlik rica edeyim. Tabii. Buyurun. Gözünüz aydın. Anne oluyorsunuz. Cesaret alıyorsun sen? Kendimden alıyorum. Anladın mı? Kendimden. Senin o her türlü haltı karıştırıp da ondan sonra süt dökmüş kedi gibi karşına gelen o sünepe kocanla geçirdiğim yılları çoktan unuttum ben. O zavallı Zennure yok artık senin karşında. Anlıyor musun beni? Korkmuyorum ben artık senden. Sen benden kork. Kork bence. Hem de çok kork Kadriye. Bir canım var benim, anladın mı? Bir canım kaldı benim. Senin 3 kuruşluk canın için demiyorum. Oğlun için. Kahraman için kork. Yapamazsın. Onu sen büyüttün. Seviyorsun sen onu. Evet. Seviyorum. Kahraman benim, canım, ciğerim. Ama sen benden korkmazsan olan kahraman olur. Bak, ben bir şey yapmam. Katiyen, katiyen. Ama bir şey yapacak olanı da engelleyemem. Anladın mı? Anladın mı Kadriye? Bak, bu sana son ihtarım. Eğer bir daha önümüze çıkmaya kalkarsan, ağzını açıp birilerine tek kelime edersen seni mahvederim. Hele kahramana yaklaşmaya kalkışırsan 7 kat yerin dibine gömdürürüm seni. Parçanı bulamazlar. Akıllı ol Kadriye. Akıllı ol. Akıllı ol ki oğlunun huzuru kaçmasın. İşin var lan senin burada? Sakin. Ha? Ne işin var oğlum senin burada? Sakin dedim. Utanmaz herif, katil mi edeceksin lan sen beni? Sakin. Lan bas git lan! Lan bas git! Oyluma haksızlık ediyorsun, etme. Oylumun adını ağzına almayacaksın. Biz gizli gizli falan görüşmüyorduk onunla. Anladın mı? Bak. Bilmiyordu kız. Bilmiyordu, orada olduğumu bile bilmiyordu. Keşke senin dediğin gibi olsaydı. Keşke beni görmek için gelseydi oraya. Keşke gizli gizli görüşseydik. Keşke telefonlarımı açsaydı. Keşke canı alıp kaçalım dediğimde tamam deseydi. Keşke seni seviyorum deseydi. Ama yok. Oylum benden çoktan vazgeçti. Seni seçti. O kızın günahını alma. Kıymetini bil. İpek'in arabası. Dur tamam Sezai, dur sakin ol, dur ne olursun. İpek'in arabası. Tamam. İçinde yok. Ceset suya karışmış olabilir. Arabada kimse yok. Sezai, sakin ol. Kim o? Benim İffet teyzeciğim. İpek. İpek! Kuzum, yavrum. Geldin mi? Geldim İffet teyzeciğim, geldim. Mustafa! Mustafa bak kim geldi? Kim geldi İffet Hanım? Oo İpek kızım, hoş gelmişsin. Hoş bulduk Mustafa amcacığım, sağ ol. İffet Hanım, bu soğukta niye ayakta tutuyorsun kızı? Gel kızım, gel içeri. Belki şimdi aklın başına gelir baba. Daha iyi günleriniz. Neler yapacağım size? Tamam. Sezai ne olursun sakin.